temelidir. Anne baba ve çocuktan oluşan ailenin çocuklarının topluma ışık olabilmesi için en değerli şekilde yetiştirilmesini sağlayan birimdir. Aile bir bireyin ilk eğitim aldığı, yanlışı doğruyu gördüğü, öğrendiği bir kurumdur. Sağlam bir birey, sağlam ve güçlü bir toplumun oluşumu demektir. Evlenmek de boşanmak da tabii ve hukuki bir haktır. Boşanmaya karar vermiş bireylere hukuki yardım sağlanması, nasıl bir insan hakları konusu ve devletin de sorumluluğu ise aynı şekilde evliliğin devamının mümkünü kılacak tedbirlerin alınması ve devlet tarafından destek verilmesi de aynı şekilde gerekmektedir. Uzmanlarımız burada, ailelerimiz burada. Bu tecrübeyle bu yaşanmışlıkların bir araya gelmesinden bizim önümüzü açacak, bize ışık olacak bir çalıştay neticesi çıkacağından hiç şüphem yok. Yani çok ihtiyaç olan bir çalıştaya destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Sibel Tatar hanımefendiye, Sibel Dinçürek hanıma ve diğer tüm arkadaşlara bu çalıştayı hazırladığınız çok teşekkür ediyorum. Türk toplumu açısından geçmişten günümüze varlığını devam ettiren önemli kurumlardan biri olan aile konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez böylesine kapsamlı bir çalıştayın hayata geçirilmesine katkı veren, az evvel Sayın hanımefendinin başkanlığında fotoğraflarında gördüğümüz o çalışmalara katkı veren tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın düzenlenmesinde Cumhurbaşkanlığımızın Sosyal Destek Komitesi'ne, eşime ve diğer tüm katılımcılarına yürekten teşekkür etmek istiyorum. Az önce fotoğraflarda da gördük. Bayağı bir yoğun çalışmayla bu toplantı gerçekleştirilmiş oluyor. Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda o mücadele yıllarında ailenin önemi, ailenin değeri, geleneklerimizle, örf ve adetlerimizle birbirimize sahip çıkarak o vakıflar ruhuyla da burada direnmesini bildik, burada mücadele etmesini bildik. O zor yıllarda insanlarımız, ailelerimiz her şeylerini evlatlarının eğitimi için vermiş, fedakarlık yapmış. Anne baba, anneanne dede, biz bir şey istemeyiz, yeter ki evladımız iyi bir eğitim alsın. Biz bu yeni çağda kendi aile yapımızı, kendi aile fertlerimizi yetiştireceğimiz, eğiteceğimiz evlatlarımızı nasıl koruyacağız, nasıl onları dünyada yapacağız, ona bakmak lazım.